Merhaba arkadaşlar. Python derslerine devam ediyoruz. Geçen dersimizde ne konuşmuştuk? Geçen dersimizde genel olarak formlar yardımıyla kullanıcıdan verileri nasıl alacağımızı konuşmuştuk. Şimdi biz yalnızca kendi şu an için uğraştığımız Flask projesinde değil, herhangi bir program veya uygulama yazarken yapmak istediğimiz en önemli iş nedir? Belirli verileri manipüle etmektir. Biz bu verileri ne yapabiliriz? İşte kullanıcıdan alabiliriz veya hazır veriler olabilir. O verilerle ilgili işlemler yapmak isteriz. O verileri manipüle etmek isteriz, değiştirmek isteriz, göstermek isteriz. Her neyse. Şimdi biz formlar yardımıyla kullanıcıdan alacağımız verileri nerede tutmak isteriz arkadaşlar? Bir, veri tabanında tutmak isteriz. Şimdi veri tabanı ile herhangi bir programın ilişkisi çok önemlidir. Neden çok önemlidir? Çünkü biz verileri düzenli bir şekilde toplamak isteriz. Sonrasında o verileri gerektiği zaman kullanmak isteriz. Mesela örneğin işte bir e-ticaret sitemiz olsun. Biz ne yapmak isteriz? Ürünlerin adının, işte görsellerinin vesaire ürünlere ait bilgilerin veri tabanında olmasını isteriz. Sonra kullanıcılar o ürünlerden hangilerini görmek istiyorlarsa o kullanıcıya o ürünleri istenilen şartlarda göstermek isteriz. Şimdi biraz konuştuktan sonra şimdi öncelikle geliyorum şunu söyleyeyim. Bu derste yapacağımız işlemler Flask projemizle ilgili olmayacak arkadaşlar. Ondan öncesinde konunun iyi anlaşılması için işte veri tabanı nedir? Veri tabanı ile Flask nasıl ilişkiye geçer? Daha doğrusu Python nasıl ilişkiye geçer? Onun üzerine pratik yapacağımız bir ders olacak. O nedenle geliyorum. Şimdi şurada clean block klasörü değil de şöyle boştayım arkadaşlar. Şu clean alt çizgi blok klasörün içerisindeyim. Şöyle yeni bir dosya oluşturuyorum. Buraya test nokta py şeklinde bir dosya oluşturuyorum. Şimdi şu start nokta py'yı da kapatalım. Test nokta py şeklinde bir dosya oluşturduk. Şimdi veri tabanı ve Python ilişkisi için biraz veri tabanı üzerine konuşmak lazım. Veri tabanı üzerine konuşurken de ilk olarak konuşacağımız nedir? Konu tabii ki SQL'dir. Şimdi SQL arkadaşlar Structured Query Language yani nasıl çevrilebilir bu? İşte yapılandırılmış sorgu dili şeklinde Türkçe'ye çevirebiliriz. Peki bu SQL ne yaşıyor arkadaşlar? Şimdi SQL verileri düzenlemek, işte manipüle etmek, oluşturmak için kullanılan yapılandırılmış bir sorgulama dilidir. Programlama dilinden en büyük farkı nedir arkadaşlar? SQL çalışmak için belirli veri tabanı yönetim sistemlerine ihtiyaç duyar. İşte database engine denilen veri tabanı yönetim sistemlerine ihtiyaç duyar. Mesela nedir onlar? Ne dedik? Veri tabanı yönetim sistemleri işte İngilizce olarak database engines kavramına denk geliyor. Şimdi bunlardan önce bir örnek verelim. Sonra bu veri tabanı yönetim sistemi ne demekmiş onun üzerine konuşalım. Mesela Oracle olabilir arkadaşlar. Oracle işte Python'la çok sık kullanılan PostgreSQL olabilir. Bizim kullanacağımız SQLite olabilir. En azından bu projemizi kullanacağımız. Başka mesela Ingress olabilir. MS SQL olabilir. Şimdi bu veri tabanı yönetim sistemi arkadaşlar ne işe yarıyor? Şimdi biz elimizde olan verileri bu şekilde Oracle, PostgreSQL ya da SQLite şeklindeki
veri tabanı yönetim sistemlerini kullanarak ne yaparız? Depolarız. Depoladığımız bu verileri SQL komutları yardımıyla manipüle edebiliriz. Yani o veri tabanındaki tabloları oluşturabiliriz. SQL'in bize getirdiği en önemli özellik arkadaşlar, biz veri tabanlarını bir tablo dizilimi şeklinde düşünebiliriz. Veri tabanını tablosal bilgiler haline getirir. SQL'in bize en büyük yardımı orada kullanılır. Şimdi ne yaptık? Verilerimizi bu şekilde işte Oracle, PostgreSQL, SQLite şeklinde, tabii şu Oracle olacak, veri tabanı yönetim sistemlerinde barındırdık. Sonra SQL komutlarını kullanarak işte tablo oluşturabiliriz, var olan verileri çekebiliriz, kendi istediğimiz şartlara sahip verilere bakabiliriz SQL komutları yardımıyla. Şimdi veri tabanı tarafı bu. Peki hocam, sizin söylediğinizden ben şunu anlıyorum. Biz o zaman demek ki veri tabanı kullanmak için neye ihtiyacımız var? SQL komutlarını bilmemiz lazım. İşte SQL komutları nedir? Şu şekilde işte select yıldız from işte ne diyelim işte users name vesaire falan. İşte bu şekilde belirli bilgileri alacağımız SQL komutlarını bilmek zorundayız diye düşünebilirsiniz. Şimdi hangi veri tabanı yönetim sistemini kullanırsanız kullanır arkadaşlar, SQL komutlarını bilmek zorundayız. Ancak şöyle bir durum var. Python ile Flask ile, yani Flask projesi yaptığım için, Flask zaten Python koduyla yazılmış bir kütüphane olduğu için, Flask ile veri tabanı nasıl peki anlaşacak? Şimdi bir sürü şekilde yapabiliriz. Yani veri tabanımızı yine SQL komutlarımızla manipüle edebiliriz. Ancak onun yerine arkadaşlar ORM şeklinde bir kavram var. ORM. ORM arkadaşlar şu demek. Object Relational Mapper. Object Relational Mapper ne işe yararmış? Şimdi ORM arkadaşlar Python ile yazdığımız kodları SQL komutlarına çevirir. Bu şekilde biz Python çalışırken ayrıyeten SQL komutları bilmemize gerek kalmaz. ORM yardımıyla, Object Relational Mapper yardımıyla ne yapıyormuşuz? Biz yazacağımız Python kodları arka planda arkadaşlar SQL komutlarına çevriliyormuş. Flask'ta, Python'da ya da daha doğrusu Python'da demek daha doğru olur. Python'da arkadaşlar en çok kullanılan ORM eklentisi, ORM kütüphanesi de SQL Alchemy'dir. SQL Alchemy Python'da kullanılan, en çok kullanılan ORM eklentisidir arkadaşlar. Şimdi bu kadar konuştuktan sonra ne yapacağız? Bu kadar konuştuktan sonra arkadaşlar artık Python koduyla veri tabanı ilişkisini biraz pratik olarak ne yapacağımızı yazabiliriz. Şimdi ilk olarak yapacağımız şunlar arkadaşlar. Önce SQLite ayarlarını yapacağız. Bu SQLite ne demekti? SQLite arkadaşlar bir veri tabanı yönetim sistemi. Python'da genelde ders amaçlı olan sistemlerde SQLite kullanılır. İşte development tarafında, ama production yani ürün haline getirildiğinde genelde PostgreSQL kullanılır arkadaşlar. Tabi diğer şurada yazan farklı eklentiler olarak burada yazan tüm veri tabanı yönetim sistemleriyle Python ilişkiye geçebilir. Ama biz ne yapacağız önce?
SQLite veri tabanı yönetim sistemini kullanacakmışız ve bunun ayarlarını yapacakmışız. Birinci durumda. İkinci olarak ne yapacakmışız arkadaşlar? İkinci olarak yapacağımızda şöyle, ikinci olarak yapacağımızda modelleri oluşturacağız. Modelin ne demek olduğunu birazdan konuşacağız zaten. Modelleri oluşturacağız. İşte üçüncü durumda da, yani son olarak da ne yapacağız bu dersimizde? CRUD. Yani Create, Read, Update ve Delete. Yani yarat, oku, güncelle ve sil, CRUD işlemlerini yapacağız. Zaten bir veri tabanıyla bu işlemleri yaparız temelde. Bu işlemleri de yapıp veri tabanıyla Flask, Python nasıl konuşur, nasıl iletişime geçer, onun üzerine arkadaşlar bilgilerimizi pekiştireceğiz. Dediğim gibi bu derste yalnızca bu konu üzerinde konuşacağım. Bir sonraki derste burada öğrendiklerimizi pratik olarak projemizde kullanacağız. Ama burada yalnızca burada yapacağımız pratikler ise veri tabanı ile Python ilişkisini öğrenmeye yönelik olacak. Şimdi bu kadar konuştuktan sonra hemen öncelikle ne yapacağız? Gerekli olan SQL Alchemy eklentisini indirelim. Burada dikkat ederseniz halen ben sanal ortamın içerisindeyim. Buraya yazıyorum, diyorum ki pip install SQL Alchemy şeklinde ne yapıyorum? SQL Alchemy ORM eklentisini indiriyorum arkadaşlar. Şimdi burada öncelikle OC modülümüzü import edelim. Diyorum ki import OC modülümüzü import ettik. Sonrasında arkadaşlar ne yapıyoruz burada? From Flask import Flask diyoruz. Flask class'ımızı da import ettik buraya. Sonra ne yapacağız? From SQL Alchemy'den from Flask alt çizgi SQL Alchemy'den arkadaşlar import edeceğiz. Neyi import edeceğiz? SQL Alchemy class'ını import edeceğiz. Sonrasında arkadaşlar import ettikten sonra burada veri tabanımızın olmasını istediği direktörümüzü yazacağız şimdi. Ben veri tabanının da şurada aynı klasör yapısında olmasını istiyorum. O nedenle diyorum şöyle base div şeklinde bir değişken oluşturalım bakalım. Buna os.path.absolutePath ekleyeceğiz. Bu absolutePath'imiz ne olacak? Birazdan açıklayacağım bunu. os.path.dirname directory name burada dandır file değişkenini alacak. Bu şuradaki kod arkadaşlar, hemen şunu print ettireyim, çok daha kolay görünür orada zaten. Print base'dir diyorum. Kaydediyorum. Çalıştırdığım zaman görmüş olduğu gibi arkadaşlar şurada ne gösteriyor bana? Şurada benim çıktığımı gösteriyor. Burada var olan klasörümün direktörüsünü gösteriyor arkadaşlar. Ne yapıyorum? Diyorum ki var olan klasörümün direktörünü ne olarak ekle? Buradaki dosya yolumu absolute olarak al diyorum. O da işte C users, işte kullanıcı adım masaüstüne geliyor. Sonra masaüstünden şuradaki clean block klasörün içerisine giriyor. Diyor ki arkadaşım şurası var olan klasör. Bu benim neyim oluyormuş? Base
direktörüm oluyormuş. Şimdi bu base direktörü nerede kullanacağım ben? Base direktörünü öncelikle uygulamamın veri tabanı dosyasını koyacağım yer olacak. Önce bir uygulamamı Flask uygulaması olarak oluşturayım. Ne yapıyorduk onun için? Diyorduk ki app ne olacak bu app'imiz? Şöyle Flask uygulaması olacak. Dandır dandır name parametresini yazdık. Sonra veri tabanı için config yazalım buraya. app.config ayarını yazacağız. Oraya da diyoruz ki SQL alkemi alt çizgi database alt çizgi URI ayarını diyoruz ki ne olsun burası? Burası SQLite 2 nokta üst üste 3 tane slash artı diyorum OS nokta pet nokta join. Neyi join edecek bu? Burada görmüş olduğunuz base direktörümüze join edecek. Yani şuradaki base direktörünün içerisinde olacak bu. İçerisinde olacak olan dosya ismi ne olsun? Şöyle data nokta SQLite şeklinde dosya ismimizi de bu şekilde yazıyoruz. Sonra ne yapacağız? Diyorum ki veri tabanımızla şuradaki uygulamamızı birbirine bağlayacağız. Nasıl yapacağız onu da? DB diyorum SQL alkemi ve uygulama ismimizi app olarak yazıyorum. Burada görmüş olduğunuz arkadaşlar şuradaki kodlar sayesinde ne yapmış olduk? SQLite ayarlarını yapmış olduk. Şimdi ne yapalım? Şimdi ise gerekli olan arkadaşlar ne yazacağız? Gerekli olan modelleri oluşturacağız. Hemen geliyorum. Gerekli olan modeller içinde. Şimdi modelleri oluşturmadan önce hemen şu model diyoruz arkadaşlar. Neymiş model? Şimdi model dediğimizde doğrudan veri tabanındaki bir tabloyu oluşturuyor. Tabloyu kastediyoruz aslında. Biz tabloları SQL komutlarıyla oluşturmamıza gerek var mı? Hayır. Gerek yok. Çünkü neden? Biz SQL alkemi yardımıyla Python kodları yazarak o tabloları oluşturacağız zaten. İşte bu model class'ı yazdığımızda her bir model class'ı veri tabanımızdaki bir tabloya denk geliyor. Biz SQL komutları yazmak yerine model class'ı oluşturarak, model class'ları yazarak veri tabanındaki tabloları oluşturuyoruz. Hemen bir tane örnek bir veri tabanı tablosu oluşturalım. Şöyle class diyorum. Class olarak ne diyelim, şöyle human şeklinde bir class oluşturuyordum. Bu DB modeli. Şimdi bu tablomuzun belli ne diyelim, tablolarımız için sütunları yazalım. Şimdi bu tablomuzun ismi şuradaki herhangi bir şekilde belirtmediğimiz müddetçe, işte dunder table name özelliğini kullanmadan belirtmediğimiz müddetçe buradaki class ismini tablo ismi olarak alıyor. Şimdi tabloları yazalım. Mesela diyorum ki id yine bir db sütunum olacak. DB sütunum oldu. Ne olmasını istiyorum? Buradaki db.integer olacak. ID değeri integer olacak arkadaşlar. Aynı zamanda primary key özelliği de true olacak. Şimdi bu primary key ne demek? Onun üzerine biraz konuşalım. Primary key biz veri tabanlarımızda mesela biz ne yapıyoruz? Şöyle insan şeklinde bir veri tabanı oluşturuyoruz, değil mi? Bu insanların isimleri olacak.
İşte yaşları olacak, şu olacak, bu olacak vesaire. Şimdi insanların birbirine benzer olan aynı isimde Mustafa isminde insanlar olabilir aynı isme sahip. Biz bu şekilde aynı bilgilere sahip verileri birbirinden ayırt etmek için ID veririz onlara. Ve diyoruz ki bu ID'lerin unique yani benzersiz olmasını isteriz. O nedenle buraya diyorum ki primary key true şeklinde diyorum. Ne ekleyelim başka? Şöyle bir name isimleri de olsun bu insanların. DB nokta kolon sütunumuzu oluşturduk. Ne olsun burası? İşte DB text olabilir, DB integer string olabilir, DB nokta string diyoruz buraya. Sonra ne yapalım? Ayrıyeten yaşı olsun bir de son olarak. DB nokta column dedik. Bu da ne olsun? DB nokta yine yaşta integer şeklinde olsun. Sonra bu class'a ait olan initialize metodumuzu yazalım. Biliyorduk zaten bunun üzerine konuşmuştuk daha önce. Def dandır init metodunu yazacağız. Self name ve age şeklinde. Hocam ID'yi niye almıyoruz? Çünkü ID primary key otomatik olarak oluşturulacak zaten. Burada ne yapıyorduk initialize'da? Self nokta name neye eşit oluyordu? Name'e eşit oluyordu. Self nokta age de neye eşit oluyordu? Age'e eşit oluyordu. Yani pardon eşit oluyor derken aslında age'i self age olarak name'de self name olarak atıyoruz. Sonra bir de neye yazabiliriz ekstradan buraya? Neye metodu yazabiliriz? String representation yani string gösterim metodunu yazabiliriz. Onu nasıl yazıyorduk? Def representation, dandır representation self'e gidiyordu bu da. Ne dönsün burada? Return olarak ne göstersin? Hemen fstring'de şöyle ne yazalım buraya? İşte name parantezimizi açıp kapatalım. Self nokta name olsun. Sonra age'de yaşta self nokta age olsun. Yani burada var olan kullanılan dataların işte bir ismini ve yaşını gösterecek buradaki representation yani sunum metodu. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Biz burada ilgili test file şeklinde ne yaptık? Buradaki öncelikle SQLite ayarlarını oluşturduk. Modelleri de oluşturduk bu şekilde. Şimdi normalde modelleri için model diye farklı bir dosya oluşturabilirdik de ben bunları aynı yerde yazdım. Ek olarak ne yapacağım şimdi? Hemen bir tane daha dosya oluşturuyorum yine aynı yere. Bu kez ona diyorum ki test db nokta şöyle test db nokta pay dosyası oluşturuyorum. Buraya da ne yapacağım? Buraya da işte ilgili CRUD işlemlerini yazacağım. Tabi önce ne yapmak lazım? From test'ten yani şuradaki test dosyasından neyi import edeceğiz? Import olarak veri tabanımızı import edeceğiz bir ve DB'nin yanında bir de human oluşturduğumuz class'ı import edeceğiz. Şimdi öncelikle veri tabanımızı bir oluşturalım bakalım. Veri tabanı oluşturmak için kullanacağımız komut db nokta create alt çizgi all diyoruz. Veri tabanımızı oluşturduk. Sonra geliyorum diyorum ki bu veri tabanına mesela human bir nesnesi oluşturalım. Human bir nesnesi ne olsun? İşte isim olarak
İsim olarak Arine olsun bakalım. Yaş olarak da Arine 25 yaşı verelim. Sonra Hum'un iki nesnesini oluşturalım bakalım. Yani Hum'un iki nesnesi dediğim ne? Veri tabanımda olacak ikinci değer aslında yani. Nesne dememin sebebini Hum'un klasından oluşturduğumuz için. Hemen onda ne yapıyorum? Hum'un ne diyelim bu kez? İsmimiz Mahmut olsun. Mahmut'un yaşı da 32 olsun bakalım. Bir tane daha oluşturalım. Hum'un 3 diyorum onun içinde. Yine Hum'un klasından ne diyelim buna? Buna da Fatma diyelim. Fatma'mızın yaşı da ne olsun? 27 olsun bakalım. Şimdi burada ne yapalım? Bize Hum'un birin ID'sini print etsin bakalım ne alacağız. Ayrıyeten Hum'un 2'nin de ID'sini print ettirelim. Ne alacağımızı görelim. Kaydediyorum, sağ tıklıyorum. Çalıştırsın bakalım. Şurada görmüş olduğunuz gibi ne değerleri aldık arkadaşlar? Non değerleri aldık. Bu beklediğimiz sonuçtu. Neden? Şimdi bu ilgili verileri tamam oluşturduk ama burada da tabloları da oluşturduk. Yani modelimizden tabloyu oluşturduk şu create all derken. Buraya verileri yazdık. Ama burada şunu yapmadık arkadaşlar. Burada yazdığımız, oluşturduğumuz verileri veri tabanımıza göndermedik. Yani commit etmedik. Nasıl ekleyeceğiz bunları? Bunları şu şekilde ekleyeceğiz. Hemen diyorum ki db.session db.session diyorum. Add mesela add şeklinde yazıp şöyle ne diyebilirdim buraya? Buraya işte Hum'un 1 Hum'un 1 şeklini de ekleyebilirdim. Ama ben ne yapmak istiyorum? Böyle teker teker de ekleyebiliriz. Tamamını eklemek için de add alt çizgi all diyorum arkadaşlar. Açıyorum şöyle parantezi. Parantezin içerisinde şöyle liste halinde diyorum ki Hum'un 1, Hum'un 2, Hum'un 3 şeklinde yaptık. Sonra da bu eklemeyi yaptıktan sonra diyorum ki arkadaşım bu ekleme işlemlerinin tamamlanması için ne yapmam gerekiyor? Burada yazdığım yani ekleme işlemini yaptım. Bunu commit etmem gerekiyor arkadaşlar. db.session.commit şeklinde bu yaptığım değişiklikleri commit etmem gerekiyor. Bu biraz şeye benziyor. Git kullanmayı bilen arkadaşlar varsa git'teki commit mantığına benziyor. Ne yaptık? Kaydettik bakalım. Şimdi dikkat ederseniz ilk durumda ne çıkmıştı? Nan almıştık. Şimdi ikinci durumda bunu yaparsak hemen çalıştırıyorum. Python dosyamızı şu şekilde çalıştırdığımızda ne alıyoruz? Hum'un 1'in ID'si 1, Hum'un 2'nin ID'si 2. Yani biz burada ne işlemi yapmış olduk? Şurada gördüğümüz, şurada hemen yorum olarak yazıyorum. Create. Yani burada yeni veriler oluşturmuş olduk. Şimdi read'e bakalım. Geliyorum buraya. Read'i oluşturacağım ama read'i oluşturmadan önce şimdi dikkat ederseniz ben şunları yorum satırını şöyle şu komutun başından şuraya kadar bir yorum satırı yapmaya çalıştık. Şöyle yapalım bunu. Şimdi gelelim şurayı seçiyorum. Edit'e geliyorum.
Blog comment dediğim zaman şu şekilde yorum satırına döndürmüş olduk. Neden bunu yaptım arkadaşlar? Çünkü bunu tekrar tekrar çalıştırırsam her çalıştırmamda yeni şu değerleri tekrar tekrar ekleyecek. O nedenle bunu şu şekilde yorum satırına aldım. Bunları zaten biz eklemiş olduk. Şimdi geliyorum burada şu üst tarafa create diyoruz. Şimdi burada ne yapacağız? Var olanları bir read edelim. Yani okuyalım. Şimdi öncelikle bunların tamamını okumak için ne diyorum? Şöyle all humans şeklinde bir değişkeni atayacağım. Tamamını okumak için diyorum ki human nokta query all diyorum. Ve print diyorum bize, yani tüm veri tabanındaki tüm insanları şurada şu komut yardımıyla çağırıyorum ve all humans değişkenini atıyorum. Burada da print ettiriyorum. Çalıştıralım bakalım. Python dosyamızı çalıştırdığımız zaman görmüş olduğunuz şekilde veri tabanımızdaki tüm değerleri bu şekilde yazdırıyoruz. Peki hocam buradaki yazdırma şekli nereden geliyor? İşte şuradaki veri tabanının buradaki representation yani gösterim şeklinde dikkat ederseniz verileri alıyoruz. İsim Arin, yaş 25, işte isim Mahmut, yaş 32, Ayşe yaş 27 şeklinde. Onu da zaten şurada oluşturmuştuk. Şimdi burada şunu da yapabiliriz. Yalnızca yani tamamını değil de ne yapabiliriz? Şu şekilde de mesela işte tek bir işte insanın ID'sine göre seçmek istersek mesela ne diyelim? Yine human x şeklinde bir değişken oluşturalım. Burada neyi görelim? Bize bu kez human'dan yine query yapsın. Ama neyi döndersin, neyi getirsin bu kez? ID'si 2 olan veri tabanındaki ID'si 2 olan veriyi bize getirsin. Hemen geliyorum diyorum ki burada mesela print human x'in bize neyini getirsin? Mesela name'ini göstersin bakalım. Print human x nokta name dedik. Kaydediyorum. İkinci değerimiz dikkat ederseniz Mahmut'tu. İsim olarak bize şuradaki Mahmut'u yazdırması lazım. Hemen ne yapıyorum? Çalıştırıyorum arkadaşlar. Dikkat ederseniz Mahmut yazısını da burada aldık. Ne yapıyoruz? Bu şekilde de read'i de yazdırmış olduk. Peki gelelim şurayı da şöyle yorum satırını aldıktan sonra şimdi ne yapacağız? Şimdi geliyorum. Bu arada şeyi söylemeyi unuttum arkadaşlar. Ben ilk bu işlemleri yaptığımız zaman şurada SQLite dosyası dikkat ederseniz ne oldu? Burada oluşturuldu. Baktığınız zaman da şimdi biraz karışık olacak ama dikkat ederseniz SQLite içerisinde de bu şekilde veri tabanı oluşturma komutları bu şekilde var arkadaşlar. SQLite formatında. Kapatalım. Tekrar test by dosyamıza gidelim. Create yaptık, read yaptık. Şimdi biraz bir de update işlemi yapalım bakalım. Update işlemi için ne diyelim? Mesela veri tabanımızdan ilk şeyi alalım. İlk veriyi alalım. İşte yaşını değiştirelim. Ve tekrar göstersin bakalım. Ne diyelim ona? Şimdi first woman diyelim. Woman'lar içerisinden query yap. Bize neyi getir? ID'si 1 olan
veriyi getir ve onu first human'a ata. Sonra diyorum ki arkadaşım, bu first human'ın yaşı 100 olsun. Yani buradaki ilk değerimiz ne? Şuradaki Arin. Arin'in normalde yaşı 25 iken o yaşı 100 yapıyorum bakalım. Şimdi dikkat ederseniz 100 yapıyorum. Veride bir değişiklik yapıyorum. O nedenle ne yapmam lazım değişiklik için? db.session add diyorum. Neyi add edeceğim? Şuradaki first human'ı tekrar ekleyeceğim. Veri tabanına herhangi bir ekleme yaparken ne yapıyorduk? Commit diyorduk bunu. db.session.commit diyorum. Açtık. Şimdi geliyorum burada. Kaydedelim. Ve bunu yaptıktan sonra ne yapsın? Bize print first human'ın bize yaşını print etsin. Yani 100 görmemiz gerekir burada. Sağ tıklıyorum arkadaşlar. Şurayı kapatalım. Sağ tıklıyorum. Dosyamı çalıştırıyorum dikkat ederseniz. Dikkat ederseniz bu kez ne oldu? First human'ımızın yaşını 100 şeklinde aldık. Hemen burayı da yorum yapalım şöyle. Son olarak ne kaldı? Son olarak da delete, yani silme işlemini yapalım. Delete silme işlemi ne olsun bu kez? Veri tabanımızda 3 tane verimiz var zaten. İkincisini silelim. Hemen diyorum ki şöyle sec human şeklinde bir değişken oluşturuyorum. Bunu human.query.get hangisini getirsin bu kez? ID'si 2 olan veriyi getirsin bana. Sonra diyorum ki silmek için db.session.delete diyorum. Neyi delete edeceğim? Şuradaki sec human'ı delete etsin bana. Delete işlemi yaptım. Ne yapıyorum? Veri tabanında bir değişiklik yaptım. Ne yapmam lazım? Tekrardan bu değişikliği commit etmem lazım. Son olarak da bana ne yapsın arkadaşlar? Bana veri tabanımdaki ikinci şeyi göstersin bakalım. Diyorum ki print şöyle, şimdi ikinciyi siliyoruz. İkinciyi gösteremez zaten. Ne yapalım? Şöyle print etsin. Yine de şuradaki değeri bana print etmeye çalışsın. O hatayı göreyim en azından. Kaydediyorum. Sağ tıkladım. Dosyayı tekrar çalıştırdığımda ne aldım arkadaşlar? Dikkat ederseniz none aldım. Çünkü şu yukarıdaki komutu kullanarak veri tabanındaki ikinci veriyi sildim. İkinci veriyi sildim. Tekrar ikinci veriyi şurada print ettirmeye çalışırken ne aldım bu kez dikkat ederseniz? None geri dönüşünü aldım. Ne yapmış olduk arkadaşlar? Şimdi veri tabanımızı oluşturduk. Create, read, update ve delete işlemlerimizi yaptık. Dediğim gibi bu dersimizde yapmak istediğim tema olarak veri tabanı mantığı nedir? Veri tabanı nedir? Veri tabanıyla Flask nasıl çalışır birlikte? Onun üzerine konuşmaktı. Buradaki konuları da anlamadığınız olduysa eğer çok fazla kendinizi yormayın. Zaten bir sonraki dersimizde projemiz içerisinde pratik yaparken aklımıza takılan soruları daha rahat çözeceğiz. Ne yapıyorum şimdi? Bunları test DB'yi, test payı kapatıyorum. Geliyorum arkadaşlar. Şurada test payı sağ tıklıyorum. Siliyorum. Pardon, start payı siliyordum. Yanlışlıkla dikkat edersin. Start payı değil. Test payı şuradan siliyorum. Sonra test DB payı
siliyorum. Sonra Data SQLite dosyasını ne yapıyorum? Siliyorum. Çünkü bunların projemle ilgisi yok. Bir sonraki dersimizde veri tabanı işlemlerini projemiz üzerinden yapmaya devam edeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.